Bu araba duman atıyor. Ama o da her zaman değil, bazı çok yapıyor. Bas abi. Bir daha bas. Tamam. Bunu bir abi söküp de bir bakmak lazım abi. Bakalım abi. Ama ki enjektörlerde mesela ayardan ayrı malzeme değişme falan olursa o zaman sana söylerler, fiyatı değişebilir. Arkadaşlar merhabalar, yeniden kanala hoş geldiniz. Yine Cihan Pompa'dayız. Burada bir 3 multijet bir araç var. Bu aracın müşterisi duman atma şikayetiyle gelmiş. Şimdi enjektörleri sökülecek. Özellikle soğuk havalarda ilk çalışmada beyaz duman attığını söylemişti müşterisi. Ve enjektörler sökülüp kontrolleri yapılacak. Biz elimizden geldiği kadar size bu aşamaları göstermeye çalışacağız. Zaten bunların bakımları yapılması lazım. O aşağı yukarı 10 sene geçti bende. Tabii ki. Enjektörler rahat çıksın diye bir kaçırma işlemi yapacağız. Nedir kaçırma işlemi? Şimdi bu enjektörü tutan kepçe vatasını gevşetip marş yapacağız. Buradan hava kaçırmasını sağlayacağız enjektör yuvalarından. Bu işlemde enjektörlerin yerinden daha rahat çıkmasını sağlayacağız. Dışarı doğru enjektörü basınçlı hava yetmiş oluyorsun diyor. Evet. Tamam. Motorun içindeki havayı yukarıya doğru boşa vereceğiz ki enjektörler yerinden rahat çıksın. Bunlarda böyle sıkıntılar çok oluyor. Yerinde kaynayabiliyor. Bunda da görüntü o şekilde de bakalım. Ustam senin adı soyad neydi? Murat. Murat, Murat, Murat Acar. Tamam, altına ben yazarım o yüzden. Enjektörlerin rahat çıkması için böyle bir çalışma yapıyorlar. Yani enjektörü önce vidasını küçük bir miktar gevşetiyor. Ki enjektörü dışarı doğru içsin diye. Çünkü enjektörler zamanla kaynayabiliyormuş yerine. Çıkması zor oluyormuş. O yüzden bir miktar enjektörleri gevşetiyorlar. Mesela bu üstünde onlar hiç gevşemedi. Bunlarda hareket istiyor. Bu biraz zorlayacak hocam. Evet. Hani dükkanımızda özel sürtürmeler var. Onlardan deneyeceğiz yani, çıkacak. Ama biraz uğraşacağız bu. Biraz gaz verir misin? O da açıldı. İstemez. Thank you.
Ağırlık koyacağız. Onu kendimize ha. Doğru çektiğimiz zaman enjektörü yukarıya verir. Vurarak çekecek. Çıktı. Şimdi temizlikleri falan yapılacak. İçeride enjektörler, dışarıda da enjektör yuvaları temizlenecek. İçinde enjektörün dibinde sızdırmazlığı, hava sızdırmazlığını engelleyen bakır pullar var. Şuralara gelen. Işıkta bir bakabilir misin sana da? Şöyle koysun. Bunların bazıları şu anda bile tıkalı duruyor sanki ya da krom bağlamış gibi. Krom bağlamış hocam. Yanmadan dolayı krom bağlamış. O dışarı attığı kurum mu? Temizlediği kurum. Ver bakalım enjektörleri. Hangi? Kazandan. Aynı bir doğru. 1.3'ünkini versene sana. 1.3'leri ya, 1.3'leri ver. Arkadaşlar az önce söktüğümüz 1.3 Multijet'in enjektörlerini önce fırçalandı. Kabaca temizlendi. Daha sonra kimyasal sıvıyla temizlendi. Yaklaşık 15-20 dakika. Şimdi ise özel bir tinerle mi yıkıyoruz? Tiner mazot karışımı hocam. Daha öyle güzel bir temizlik olsun. Evet. Daha sonra da söküme mi başlayacağız? Daha sonra kontrollerini yapacağım hocam. Ondan sonra dağıtmam icap ederse enjektörü A'dan Z'ye dağıtacağım. Keçelerini, bilyalarını yapacağım. Değişmesi gereken bir parça varsa müşteriye bilgisini vereceğim. Fiyatları doğrultusunda.
Şimdi gelen sorulardan açıkçası sağ ol, teşekkür ederim. Beni ben çok izlenen biliyorum. Seninle beraber çektiğimiz video oldu. Rica ederim hocam. İzleyicilere de buradan teşekkür ediyoruz. Sana da onlarca, yüzlerce teşekkürler. Biz de çok teşekkür ederiz hocam. Hatta bazı arkadaşlar yorumları da şey demiş. Ya neden eldiven kullanmıyor? Ellerine yazık. O kimyasallar çok zararlı demişler. Ben de sorayım, neden eldiven kullanmıyorsun? Sağ olsunlar, var olsunlar. Hocam alıştık çıraklıktan beri, ellerimiz zaten şey oldu. Yani kullansak daha iyi olur ama eldivenle biraz böyle pratik çalışamıyoruz hocam. İşimiz ince, hassas. Yeri geliyor ufacık bir bileği almak icap ediyor. Eldivenle alışamadık yani. Böyle alıştık. Böyle bayağı devam ağır ediyoruz. Kimyasallar da kullanıyorsun. Şimdi mesela beni de rahatsız etti. Maske de yok. Evet. Yani. Allah sağlık saat versin. Zaten gözlük de kullanmaya başlamışsın. Evet hocam. Vallahi hani bizim gözler mesleki deformasyon var gözlerle alakalı. Gözler erken yaşta gidiyor hocam bu meslekte. Yani Allah ciğerler falan oluruz. O ayrı bir mevzu da. Ya bizim için en çok dedim ya, izlenen, en çok yorum alan videomuz bu video oldu. Öncelikle tekrardan teşekkür ederim. Gelenlerde genellikle şöyle bir şey var. Yani diyorlar ki hocam bu işçilik çok pahalı. Yani niye bu kadar pahalı acaba bu enjektör işi? Ne diyorsun, fikrin nedir? Ya hocam şu anda zaten enjektörün piyasada ki bir değeri var yani. Bunu kimse zaten böyle bir ucuz bir şey yok. Fakat şöyle de bir durum var. Bu enjektörü araç geldi. Kapıda arıza tespiti yapıldı. Enjektörler söküldü. Bazen sökülmüyor. Dağıtılıyor. Güllelerle vuruyoruz, çıkarıyoruz. Ondan sonra temizlikleri, ayarları, yıkanması, tezgaha bağlanması, atıyorum dördünün birden A'dan Z'ye dağıtılması. Yani bir daha burada zaman... bir patronun çalıştırdığı yerde bir işçi çalıştırması, çırağı, ustası, yemeği, gideri, sigortası, bir sürü ıvır zıvırı var hocam. Hepsi evet. Maliyet. Yani bu işte hassas bir iş yani. Ayarları olsun. Bir de her zaman birebir tutmuyor. Müşteri bir daha gidiyor, bir daha geliyor. Tabii. Olmuyor, arıza giderilmiyor, bir daha geliyor mecburen. Tabii ki yani hocam. Bir kere de her zaman cuk diye çözüm olmuyor. Bu sefer olmuyor. Aynı ücreti alıyorsun ama 2-3 defa iş yapmış oluyor. Aynen öyle hocam. Yani başımıza geliyor, gelmiyor değil. Yani bir arabanın enjektörlerini 3 kere de söktük, 5 kere de söktük yapana kadar. Ondan tekrar bir para talep etmiyoruz. Evet. Bir de bana gelen sorular içerisinde bolca şehir dışından, küçük ilçelerden yazanlar da var. Yani diyelim ki mesela ben küçük bir ilçede yaşıyorum ya da çalıştığım yerde gibi ya da yaşadığım yerde böyle bir ustalık yok. O zaman mesela şehir dışından göndermek isteyenler nasıl yapabilir? Ya da yapabilir musunuz öyle bir şey? Hocam bize İnegöl'den çok müşteri geliyor. İnegöl'den geliyor, Kemalpaşa'dan geliyor, Yalova'dan geliyor, başka şehirlerden. Ama kendi arabasıyla geliyor. Kargoyla herhangi bir şekilde yok yani. Enjektörler sökük olarak gelse mesela. Öyle de yardımcı oluyoruz hocam. Ha, öyle de yani kargo yapabilirler. Dükkanın adresi belli. Anladım. Yeter ki göndersinler. Hani her türlü yardımcı oluruz. Elimizden geldiği kadar ne varsa en iyisini yapmaya çalışırız hocam. Şimdi bu aracın üzerine gelirsek, bu 1.3 multijetti. Müşteri az önce biz zaten konuşmuştuk onunla. Beyaz duman atıyor demişti. Özellikle sabahları. Evet. Arkadaş da sağ olsun enjektörünü sevdi. Şimdi işte temizlendi. Kurumları çıktı, yıkandı. Şimdi hangi işlem yapacaksın? Şimdi tezgahı bağlayacağım. Bunun mazot miktarlarını göreceğim hocam. Tamam. Bir tanesini bir başlayalım istersen. Tek tek mi bağlıyorsun? Tek tek bir bağlayalım hocam. Tezgahta Siemens enjektöre göre bir aparatım vardı. Onu boş enjektöre göre çevirdim. Enjektörümüzün numarası 110-351 enjektör. 110-351 numaramızı seçtik. Bismillah dedik. Etmene başladık. Herhangi bir yerinden mazot kaçağı olmasın enjektörün, kuruluyorum.
sanki şu anda arabada çalışıyormuş gibi test ediyor. Evet hocam, evet. Enjektörümüz sayıyor. Üç saniye bir ısıtma testi var. Onu aldıktan sonra mazot miktarlarını verecek. Ekrandaki değerleri de anlatabilir misin bana doğru? Tabii ki hocam ama daha değerler gelmedi. Evet. Mesela şurada test 0 var. Burada geri dönüş var. 1, 2, 3. Test 0 ana yakıt. 1, 2 emisyon testlerimiz, rolanti testimiz var. Test 3. Onlara sırayla alacak hocam şimdi. Ama ısıtma geçtikten sonra güzel bir ısıtıyoruz enjektörü ilk önce. Evet arkadaşlar, bakın şurada yazıyor ısıtmayı. 350 bar. Geri dönüşü de ölçüyor. Tabii geri dönüşünü ölçecek. Bu araçta beyaz duman var hocam. Bu arabanın beyaz dumanın sorunu için memelerinin işeme testlerini alacağız. Memelerde işeme var mı yok mu? Onları bir kontrol edeceğiz. Ayarlarına bakacağız. Enjektörlerle alakalı %100 doğrultulu olabilir veya olmayabilir. Hani onu ama meme işemesi için meme işemeleri önemli. Onları testini yapacağız. Ondan sonra partikülüne falan baktırabiliriz arabanın. Egzozuna baktırabiliriz. Bizlik işlemi 4-4'lük yapalım en azından. Enjektörlerle alakalı bir problem olmasın. Şimdi enjektörümüzün mazot miktarlarını almaya başlamış tezgah. Geri dönüşü almış 22,7. Ana yakıtımızı almış 44,5. Yani bunlar güzel miktarlar. Herhangi bir problem görünmüyor. Emisyon testimiz 16,5. Yani fena değil, bir tık zayıf gelmiş. 19 isterken 16,4 gelmiş ama bunları zaten dağıtıp inşallah biraz daha yükselteceğiz. Sırasıyla tüm enjektörleri bunu yapıyorsun. Cihaz bunları bir de hafızaya alıyor. Evet hocam. Problemli enjektör varsa sana söylüyor. O anda ben de kaydediyorum hocam. Hangi enjektör ne mazot miktarı batmış. Bu enjektörde bir ikinci enjektörde problem var galiba. Evet hocam, ikinci enjektörün geri dönüşünü gördünüz zaten, kırmızı 80 santim geri dönüşe mazot basmış. Bu da basınç kontrol valfi ile alakalı bir doğrultusunda problem var. Basınç kontrol valfi patlak hocam bu. Hani bu değişecek. Geri dönüşe yüksek bastığı zaman arabamız hem geç çalışma yapıyor hem dumanı çekiyor. Bu siyah oluyor normalde ama beyaza da karıştırabiliyor hocam bazen. Niye? Partikül falan doluysa, onunla beraber egzoz doluluğu varsa karıştırabiliyor bazen dumanı. Yani ikinci enjektörde bir arıza tespiti yaptık. Yani umarım diğerlerinde bir sıkıntı olmaz. Az bir maliyetle işi çözeriz inşallah hocam. İkinci enjektörde problem olduğunu gördük geri dönüş hattında. Evet. Mesela bu sadece bir kontrol, temizlik olsaydı fiyat başka olacaktı. Şimdi herhalde iş değişti mi? Nasıl olacak? İş değişti hocam. Şu anda sadece temizlik ayarla, ben ayarlarıyla beraber kurtarabilseydik enjektörü. Şimdi iş ara parça değişimine gitti. Ara parça değişecek yani enjektörde. O da artı masraf olacak. Masraf olacak.
Bunu bir ters koydum. Ha, diğerlerinden farkını görebilmek için. Farklı anladım. Koyacağım hocam onu. Geri dönüşü yüksek ya. Ayırt edeyim en azından. Şimdi üçüncü enjektör oldu. Evet hocam, üçüncüyü alıyoruz. Arkadaşlar burada ilginç olan işlerden bir tanesi enjektörün gövdesini de ısıtıyor alet. Şurada var. Sanki motor çalışıyormuş gibi ideal çalışma sıcaklığına, yani motorun çalışma sıcaklığına enjektörü yaklaştırmaya çalışıyor. Ne yaptık? Bir tanesi hariç, diğerlerinde çok da bir sorun yok anladığım kadarıyla. Bir tanesinde... Cibi, evet ama onları da hocam şimdi yapmaya başladım mı hepsini beraber dağıtacağım. Bir tane basınç kontrol valfi ile beraber 4 tane çeçelerini değiştireceğim, bobin lastiklerini. Tamam. Baştan ayar yapacağım. Onun fiyatını müşteriye vereceğiz. Ondan sonra onaylarsa başlayacağız. İşlemeye devam edeceğiz. Tamam. Teşekkür ederim. Müşteri beyaz duman atma şikayetiyle gelmişti. Evet. Bu aşamadan sonra ne yapacak yani? Neler yapacaksınız? Hocam ben bu enjektörün valfini değiştireceğim. Diğerlerini dağıtacağım, ayarlarını yapacağım. Ama memelerinde işeme yok enjektörlerin. Anladım. Yani muhtemelen beyaz dumanın sebebi DPF, yani egzozu partikül filtresi dolu muhtemelen. Ondan sebep dumanı çekiyor arabayı. Dolayısıyla da diyorsunuz yani enjektörleri komple revizyona da alsak bu beyaz duman atma işi olmuyor, kesilmeyebilir. Tabii kesilmeyebilir. Bunu dolayısıyla şimdi, bunu müşteriye anlatmak gerekir diyorsun. Tabii müşteriye anlatacağız hocam bunu, izah edeceğiz duruma göre. Eğer müşteri kabul ederse bakım yapacaksınız enjektörlere, müşteri kabul etmezse bu şekilde araca takılacak. Bu şekilde araca takacağım ama gene ayarlarını yapacağım hocam. Dağıtacağım arkada tepe ayarları var, tepe ayarlarını da yapacağım. Ondan sonra araca takacağız. Anladım. Müşteri onay verirse ona göre hareket edeceğiz. Anladım. Valfi patlak. Bu bir arıza. Bunu değiştirmemiz gerekecek yani. Bir tanesinin valfini değiştireceğiz. Diğerlerini de dağıtacağım. Baştan ayarlarını yapacağım. Değişmesi gereken şeyler ne varsa, atıyorum keçeleri, bobin lastikleri, hepsini değiştireceğim. Yani sökülmüşken temizlik ayarlarını yapacağız. Fakat %100 beyaz dumanın şeyi bu olmayabilir yani. Partikülün de dolu gibi duruyor. Partikülün dolu muhtemelen. Onun egzoz temizliğini ayrı yaptıracaksın. Partikülü temizlettireceksin. Egzozcuya gideceksin. Ama bu enjektör de bozuk. Bunu yaptırırsın, yaptırmazsın sen bilirsin. Hani ben bunu sana söyleyeyim. Bunun artı bir maliyeti var bu valfin. Onun fiyatını sana patron versin abi. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz ama yaklaşık 2 saat falan oldu. Müşteriyle de görüşüldü. Müşterinin isteği üzerine revizyon yapılmasına karar verildi. Revizyon değil de bakım yapılacak. Nasıl usta? Bakım hem de revizyon da hocam. Parça değiştireceğim için. Tamam. Enjektörleri birine bir parça değiştireceğim. Ara parça. Diğerlerini dağıtacağım. Keçelerini değiştireceğim. Bobin lastiklerini değiştireceğim. Bobin lastiklerimiz var orada. Tamam. O bozuk olanı aldım hocam. Ters koymuştum ya. Evet. Video çok uzun oluyor ve açıkçası burada da çok fazla mesai yapmak gerekiyor arkadaşlar. O yüzden belki videoyu burada sonlandırabiliriz ya da gittiği yere kadar gidecek bakalım. Evet. Bir multijet, Bosch Euro, marka. Euro 5 motor. Euro 5 motorun enjektörlerini söküyoruz şu anda. Aleykümselam.
Rölanti pulumuz da düştü. Şimdi valfi içinden çıkarıyorum. Keçemiz bu. Valfimiz bu. Temizliklerini yapacağım. Parçamızı değiştireceğim. Kütüğün içini bir yıkayayım. Keşemi sekmanımı aldım. Keçe çakma aparatım. Şu bozuk valfimi attım kenara. Yenisi o mu? Ha, yeni valfim burada. Gel bunu da yıkayayım. Valfimizin delikleri açık mı bir göreyim. Açık. Olur ya, bazen fabrikasyon hatalar da olabiliyor. Alttan yine bir milimin. Pervanemiz attık. Serbestçe hareket etmesi lazım. Evet hocam. Güzel böyle alıştırarak. Yok abim. Bir dört. Ondan bundan bir koyalım. Hocam eldivenden bu işlemleri yapmam evet, biraz zor olur. Sormuştunuz ya. Çok ince eldivenler var böyle. Hastane eldiveni gibi ama. Evet, onlarla da olabilir aslında ama. İşte. Maalesef diyorsun. Alışmıştık. Alışmışız hocam. Bobin pulu kaymış hocam da. Onu içeride yerine getiriyorum. Yay güzel oturmuyor. Mecburen. Gözlüğü de takmadım. Bir takayım hocam gözlüğümü, sanki bir göremiyorum biraz. Bunu şimdi oturtturduk gözlüğü takınca. Benim de oturtturdum. Bu benim lastiğimi aldım. Arkadaşlar cep telefonuna devam etmem gerekiyor çünkü kameranın şarjı bitti. Tamam hocam.
Efendim ustacığım. Ne şikayet varmış abi onda? O suya eklediğimiz ama tamam, tamam ustacığım. Hocam bunların bir tepe ayarı var. Orada tepe ayarını alayım. Tetiklemeyi mi ölçüyorsun? Tetikleme ölçüsünü buradan alıyorum hocam. Euro 5'lerde böyle tepe tepeden alınıyor. Hmm. 25'te yakaladım hocam ayarımı. Orijinal ayarı 25'tir hocam. 25'in dışında olanlar ya çim malı olur ya yani sanayi parça olur. Bu geri dönüşümde problem olan ejektörde hocam. Bunu tekrar mecburen yerden kontrol ediyorsun. Kontrolünü yapıyorum. Ejektörü dağıtmam için 80 neydi geri dönüş yanlış hatırlamıyorsam. Evet 79-80 doğru. 80 gibiydi. Şimdi tekrardan bir... Arkadaşlar şimdi enjektörleri daha sonra geri dönüş hattından problem olan enjektörün bakımını tamiratını yaptığı parçaları değiştirdikten sonra yeniden cihaza bağlıyor ve cihaza bağladıktan sonra önce ısınması gerekiyor. Daha sonradan da yanlış hatırlamıyorsam 70-80 olan geri dönüş hattındaki arızanın giderip giderilmediğine bakacak. Diğer enjektörlerde zaten bir sorun çıkmamıştı. Fakat onların da keçelerini değiştiriyor, bakımlarını yapıyor, pullarını değiştiriyor. Bu şekilde aracın en azından 13-14 yıl sonra ilk defa böyle bir enjektörlerine bakım yapılmış oluyor. Biraz daha bekleyelim. Bakalım sonuç nasıl olacak. Evet, şu an arızalı geri dönüş kontrolü başladı. Evet, şimdi başladı. Güzel, çok iyi. Evet, şurada görüldüğü gibi şu anda istenilen değerlerin yakalamış durumda. Az önce bahsettiğimiz bir yaklaşık olarak 80 civarında bir geri dönüşü vardı. Normale dönmüş durumda. Az önce de söyleyeyim. Daha sonra buradaki diğer enjektörlerin de o renklerini değiştirip bakımlarını yaptıktan sonra aracı montajını gerçekleştirecekler enjektörleri. Fakat müşteri de izah edildiği gibi bu beyaz duman atma enjektörlerden de olabileceği gibi partikül filtresinin tıkalı olmasından da olabilir denilmişti. Enjektörlerin bakımını yaptıktan sonra partikül filtresini de kontrol ettirmesinde fayda var diye özellikle belirtildi. Müşteri buna rağmen enjektörlere bakım yapılsın istediği için ve ikinci enjektörde problem olduğu için enjektörlerin bakımları revizyonu yapıldı. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüldüğü gibi bu ya video yaklaşık olarak 3 saatlik bir çekim sonucunda ancak gerçekleşebiliyor. Mahmut Usta'ya çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Cihan Pompa'ya ve tüm çalışanlarına, sahibi Barış Bey'e de sonsuz teşekkürler. Mahmut Usta'm teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Hocam, emeğine sağlık. Hürmetler hocam. Çok sağ olun. Eyvallah. Arkadaşlar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Mahmut Usta da sizlere çok teşekkürler iletiyor. İyi niyetlerinizle değil mi? Aynen. Yani eldiven elinden gelirse kullanmaya çalışacak. Öyle diyelim. Görüşmek üzere.